Anadolu Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği yani ANESİAD, Malatya'da bir okulun bahçesinde ilk iftar yemeğini verdi. ANESİAD Kurucu Genel Başkanı Ali Kılavuz'un da katıldığı yemeğe AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Bülent Tüfekçi, İl Başkan Yardımcısı Hakan Kahtalı, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu ve dernek üyeleriyle oldukça kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Oluşabileceğini, bunların birlik olabileceğini. Ezan okunmadan önce Servet Bingöl Hoca tarafından dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Orucun açılmasından sonra kürsüye geçen AK Parti Malatya Milletvekili Cemal Akın, toplum düzeninde esnaf ve tüccarın gayretinin önemli bir rolü olduğuna dikkat çekerek 1960 ihtilalinin ekonominin güçsüzlüğünden kaynaklandığını belirtti. Akın gezi olaylarında da darbenin hedeflendiğini söyledi. Eğer sizler bu gayret içerisinde olmasaydınız, gezi olayları diye maruf ve meşhur olan bu olaylar belki şu anda bir ihtilale de dönüşebilirdi. 1960 yılında İslam'a bağlı olan kardeşlerimizin biraz evvel saydığım gerek ticarette, gerek sanayide, gerek esnaflıkta toplum içerisinde yeterli gücü olmadığı için 1960 ihtilali gerçekleşti. 1960 ihtilalinin aynısını gezi olaylarında denediler. Gezi olaylarının ardından yaşananlarla Menderes döneminde yaşanan olayların sıralamasına ve benzerliğine dikkat çeken Akın, bu oyunun esnaf ve tüccarın gayreti sayesinde bozulduğunu ifade etti. O zaman da o zamanın ana muhalefet partisi başkanı rahmetli Menderes'i diktatörlükte suçlamış. Arkasından Amerika ve Avrupa Menderes'in aleyhinde yayında bulunmuş. Nisan ayında, Mayıs ayında da ihtilal olmuştu. Dikkatinizi çektiyse yine ana muhalefet parti lideri başbakanımızı yine aynı şekilde itham etti. Amerika ve Avrupa basını başbakanımızın ve AK Parti'nin aleyhinde yayında bulundu. ANESİAD Genel Başkanı Ali Kılavuz ise kuruluş amaçlarının İslami hassasiyetleri olan esnaf, sanayici ve iş adamlarını bir araya getirmek ve topluma hizmet olduğunu kaydetti. Neden böyle birbirine ihtiyaç duyuldu? Bu soruyla çok muhatap olduk. Sizler de takdir edersiniz, sizler de aynı soruyu muhtemel ki sorarsınız. Toplumumuzun ıslahı, Allah'ın dininin yeryüzünde insanlar arasında hakim olması ve toplumun bu manada ıslah edilmesiyle ilgili hayatın her alanında olduğu gibi eğitim, gençlerin yetiştirilmesi. İftar yemeğinin sonunda Malatya'nın birçok önemli ismi de bir araya gelip sohbet etme imkanı bulmuş oldu.